Hocam şimdi Kabe'de biz saatin aksi istikametinde dönüyoruz. Bu benim çok dikkatimi çekmişti. Yani bu çok enteresan. Yani normalde saat istikametinde gibi bak ama burada tam tersi dönülüyor. Yani bunu çok önemsiyorum. Yani niye öyle olduğunu öğrenmeye çalışıyorum. İkincisi de Kur'an-ı Kerim'de tabii ben mealen kısacık anladığımı söylemek istiyorum. Hani Hazreti İbrahim'e Allahü Teala'nın hani insanları hacca çağır dediği zaman hani burası kim gelir hani benim sesimi kim duyar dedi o ayet-i kerime beni çok etkilemişti. Hani şimdi milyonlar akıyor buraya. Bu Kabe özelinde o hani tavafın o saatin ters istikamette olması o hani kalbimiz meselesini biraz duymuştum. Siz bu konuda ne dersiniz ve bu ayet-i kerime yani Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a çağır hacca hitabı Allahü Teala'nın buradan devam ediyorsun. Sonra da hacca konuşmak istiyorum çünkü. Burada tabii hepsinde çok önemli hikmetler var. Hazreti İbrahim'in bu çağrısına onun zürriyetinin belki kendi yaşadığı dönemde çok ittiba edilmemiş olabilir ama biz Hazreti İbrahim'in zürriyetiyiz. O diyor ki Estaizu billah dua makamında Rabbi cealni mukime salati ve min zürriyeti. Rabbim beni ve benim zürriyetimi namaz kılanlardan eyle. Yani bunun çerçevesinde dahilinde işte ibadetlerini yapanlardan eyle. Hac onun önemli bir çağrısı idi ve bugün milyonlarca insan onun zürriyeti yani Hazreti İbrahim'in zürriyetinden olan milyonlarca insan bu çağrıya kulak veriyor ve gelmek için gayret ediyor. İşte sadece Türkiye'den şu anda 2,5 milyon insan var. Adeta kalbi Kabe diye atan, Arafat diye atan, Hac diye atan ama bunun sadece binde biri gelebiliyor. Nüfusumuzun binde biri gelebiliyor. İşte 2,5 milyonun da 85 bini gelebiliyor. Bu sene birkaç bin daha fazla kontenjanımız oldu. Hamdolsun. Dolayısıyla bu hikmet gerçekleşmiş. Hazreti İbrahim'in çağrısı asırlardan beri gerçekleşiyor ve inşallah kıyamete kadar da gerçekleşmeye devam edecektir. Bu çağrı da esasında biz haccı ne olarak değerlendiriyoruz? Yıllık müminlerin, Müslümanların yıllık kongresi. Yani burada insanların birbirini tanıması zaten Estaizu billah ya eyyuhennasu inna arsa ya eyyuhennasu inna halaknakum min zekerin ve unse ve ceannakum şuuben ve kabaile litaarafu. Ey insanlar, biz sizi bir erkekten ve bir dişiden, bir kadından yarattık. Niçin? Ve sizi kabilelere ayırdık. Neden? Birbirinizle tanışasınız diye. Düşünebiliyor musunuz? Tavafta sağınıza bakıyorsunuz. Farklı dillerden dua eden insanlar. Farklı renklerden insanlar. Beyazı var, kırmızı renklisi var. Siyahı var, siyah renklisi, esmeri var. Mavi Yani gözlüsü var, mavi yeşil gözlüsü gözlüsü var, var, yeşil gözlüsü var, kahverengi gözlüsü var. Bunların hepsi Allah'ın ayetlerinden Hasan Bey. Allah'ın ayetlerinden. Dolayısıyla işte bu müminlerin, Müslümanların yıllık kongresi olarak bunu değerlendirmek lazım. Hocam çok özür dilerim. Sözünüzü kesiyorum. Şimdi bu yayına bir yerden geldiniz siz. Evet. Kazakistanlılarla, değil mi? Evet, Kazakistan Müslümanlarla buluştunuz. Kazakistan Müslümanlarından hacca gelmiş olan kardeşlerimizle ilgili orada bir konuşma yaptım. Kazakistan Diyanet İşleri Başkanımızın davetlisi olarak. İşte bu sizin anlattığınız biraz hani kongreye de dönüşmesi, birbirinin tanışı olması açısından hacca. Biz bunu şöyle yapıyoruz. Hasan Bey, inşallah sizi de şimdiden davet etmiş olayım. Bayramın 4. günü inşallah, İnşallah burada bu bulunduğumuz mekanda biz dünyanın bütün önce başta İslam ülkelerinin Din İşleri Bakanları, Diyanet İşleri Başkanları ya da
Din İşleri Bakanlarının, Diyanet İşleri Başkanlarının gönderdiği temsilcilerden bir toplantı, onlardan oluşan bir toplantı yapıyoruz. Zannediyorum 150-200 kadar katılımcı oluyor bizim bu toplantımıza ve biz bu toplantıda adeta haccın o yıllık müminlerin, Müslümanların kongresi oluşunun ilkelerini konuşuyoruz. Müslümanların dertlerini konuşuyoruz. Neler yapmalıyız? Haccı daha verimli hale nasıl getirmeliyiz? Hangi ülkede yaşayan Müslümanların nasıl bir derdi var? Ne tür bir derdi var? Hangi problemler dünyada Müslümanlar arasında yaşanıyor? İslamofobik konuları mesela gündeme alıyoruz. İslamofobi. Şimdi bakıyorsunuz batılı ülkelerde hani diyorlar ya işte demokrasinin beşiği ya da insan haklarının doğduğu yer beşiği olarak kendilerini lanse eden o ülkelerdeki İslamofobik hareketlere karşı nasıl tedbirler alabiliriz? Bunları konuşuyoruz. İşte bu bizim Diyanet İşleri Başkanlığı olarak çok güzel, haccın çok. En önemli hikmetlerinden birisi olan o yıllık kongreyi hiç olmazsa biz Türkiye olarak bunu bu ne diyelim farz-ı kifayeyi bu farz-ı evet. kifayeyi hiç olmazsa Türkiye olarak üstlenelim diye böyle bir çalışma yapıyoruz. İnşallah bu senede bayramın burada, dördüncü inşallah. Günü burada akşam bu toplantıyı yapacağız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.